Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, ben Bilal. Ben Enes. Bugün ne yapıyoruz? Sizin sorduğunuz soruları cevaplıyoruz. İstanbul'a tekrardan bir gün geldi, güneş geldi. Çok ve çayımızı aldık. Yeni demlendi. Mis gibi. Getson çayı. Getson paranoyasındaki çay. Getson çayı. Bugün böyle hafiften böyle sohbet tadında sizin sorduğunuz, merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlamaya çalışacağız. Siz kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz, nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz dedik. Bir soru cevap yapalım dedik. Merak ettiklerinizi soralım, biz de cevaplayalım dedik. Bayağı bir soru olduğu için aslında biraz seçerek yapacağız. Her soruyu cevaplayamayabiliriz. Çok uzun sürebilir arkadaşlar. O yüzden soru soran herkese tekrardan çok teşekkürler. Sağ olun. Çayları doldurmadan önce sizden çok ufak bir ricamız var. Videoyu beğenip kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Bu benim çayım. Benimki açık olsun abi. Mis. Açık olunca şekerin tadı geliyor. Yani şekerle içilmez çayı ya. Yani bilmiyorum, açık olunca böyle hafifte böyle şeker tadı geliyor. Çay böyle tatlı geliyor bana. Yılların bir tartışmasını soracağım şimdi. Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi? Bak burada şekersiz abi. Mis. Böyle rengi bile mükemmel. Oradan bak karıştırıyor. Yani karıştırıyor. Klasik, biz çocukluğumuzdan beri şekerle alıştık. Şimdi şekersiz alışınca bu şerbet gibi gelir, normal ama... Ben de normalde şekerli içiyordum mesela. Sonra ne oldu biliyor musun? Bana çok fazla kilolusun kilolusun muhabbetleri geliyordu. Sanki şimdi yine kilolu değil misin? Dayı ne diyorsun amına? Çaylardan bir yudum alalım şöyle güzel bir... Bismillahirrahmanirrahim. Of. Çok merak edilen soru var. Enes Atalay'ın hangi takımda olduğu adamı falan. Biraz göz gezdirdi. Merak ediliyor. Evet, Enes Atalay ile alakalı bir soru. Enes Atalay niye bu kadar karizma? Allah versin ya. Normal kanka, saçımıza bir bakıyoruz işte. Üstümüze başımıza olduğu kadar. Enes Atalay yakışıklı. 2 aydır tıraş olmuyoruz. 2,5 aydır. Karizma ama karizma. Saç sakal birbirine girdi. Doğru, benim de baksana. Valla para yok. Saçma sapan mı? Para 50-60 lira veresim gelmiyor tıraşa. Tıraş olmuş 60-70 lira ya. Harbi 60-70 lira oldu, o yüzden bayağı bekliyorum. Ya iyice diyorum ki orman olsun, gidip değişim yani. Sonra bakıyorum değişmişim harbi. Siz kaç paraya tıraş oluyorsunuz abi? Dedim burada 50 lira şu an. Abi ben en son 60 lira oldum. YouTube videolarını hangi telefon markası ile çekiyorsunuz demiş. Şu anda izlediğiniz videoyu da, öncekileri de hepsini iPhone 7 Plus ile çekiyoruz. Ben bu telefonu 2018 yılında aldım. Hala da tepe tepe kullanıyorum. En alt modeli hatta, yani 32 GB'lık olanı depolama olarak. Çok sıkıntı çekiyoruz yeri geldiğinde. Yani bir saatten fazla video çekemiyoruz mesela. Direkt yer doluyor. Ama bir şekilde götürüyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda ekipmanımız da çoğalır. İnşallah. Alabilecek duruma geliriz yani. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Ama şu anlık yetiyor yani bu kamera. Aynen öyle. Birçok kişi hatta telefon olduğunu bilmiyor bile. Profesyonel kamera gibi yani. Cam gibi resmen. Bir anlık işimizi görüyor abi. Yeter, çok şükür. Bu mutluluk, bu enerji nereden geliyor? Her video mutlu ve enerjiksiniz. Biz normalde o kadar mutlu değiliz açıkçası yani. Herkesin aslında böyledir diye düşünüyorum. Tabii, herkesin bir derdi, sıkıntısı var. Size eğlenceli bir şeyler sunmamız gerekiyor. O yüzden her ne kadar günün içinde modumuz düşük olsa bile video kamerasının kaydına bastığımız anda bizim de aslında bir tık modumuz yükseliyor yani. Yalan yok. Biz hatta kendi aramızda hep diyoruz ki hadi video çekelim, en azından eğleniriz diyoruz. Aynen yani. Öyle. Unuturuz derdimizi tasamızı. Yoksa bizim de derdimiz tasamız var. Bu ülkede yaşayan gençliğin nasıl derdi tasası olmasın ki? Kameradan öyle gözüküyor olabilir ama biz artık videoyu şöyle düşünüyoruz mesela. İzlenmeyi falan bıraktık. Yani mesela modumuz çok düşük. Hadi bir video çekelim. Aynen artık öyle. Bunu böyle kendimiz keyif alıyoruz çekerken. Yani yok izlenmeymiş, yok şuymuş, yok buymuş, onları bir kenara koyduk. Bu arada farklı video fikirleriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Artık yaz geliyor. Dışarılarda falan ne istiyorsanız yapacağız. Enes Atalay Galatasaraylı mı? Pek öyle durmuyor. Vakti, zamanı geldi. Bu sorunun cevabını Enes Atalay'dan alıyoruz artık. Ben Galatasaraylı değilim. Efendim? Ben Beşiktaşlıyım normalde. Aaa! Sizi Galatasaraylı diye izledim lan. Yumruklar olsun. Nasıl rol yaptı be? Bizi kandırmış ya. Hayır, ben Galatasaraylı değilim. Zaten bunu hiçbir videoda da söylemedim ben Galatasaraylıyım diye. Ya da herhangi bir takımını da söylemedi aslında. Yani aslında bir takım da söylemedi. Galatasaray maçlarına gidiyoruz Bilal'le, video çekiyoruz ve bundan da keyif ve zevk alıyorum. Burada takım bakmaya gerek yok, anlatabiliyor muyum? Yani biz orada mantığımız sizlere güzel bir şey sunabilmek. Mesela Galatasaray Beşiktaş maçında Enes Atalay da vardı. Evet. Orada söylemedik. Niye? Yani gerek yok, anladınız mı? Adam zaten geldiği zaman orada taşkınlık yaptı mı? Hayır. Belki tuttuğu ve hepimiz zaten sevdalıyız yani tuttuğumuz takıma karşı. O takım orada yenilgi görürken belki morali bozuldu, modu düştü ama adam yine de adam gibi yani. Harbiden adam gibi biz çağırdık diye geldi ve bizimle birlikte orada bulundu. O yüzden mesela ayrı bir teşekkür ettim sonrasında yani. Böyle cevaplayalım bunu artık yani. Enes Atalay Beşiktaşlı. Sen Beşiktaşlısın. Sen nasıl geldin maça? Ya da işte bizim Efan Trabzonspor'u nasıl geldin maça falan. Kendi gibi maçımız izledik. Bir terbiyesizlik yapmadık. Maçımızı izledik. Sonra evimize gittik. Aynen öyle. Yani yasa dışı bir iş yapmıyorsun abi. Öyle. Geliyorsun maçını izliyorsun. En çok korktuğunuz şey. Enes'in en çok korktuğu şey. Ne abi? Abi bizim genel böyle Efe'nin ben Bilal arasında dönen bir muhabbet. Ben bıçaklanmaktan korkarım abi. Ben silah milah da ilenmiyorum sen. O bıçak böyle giriyor çıkıyor ya abi. Ben düşününce var ya böyle içimin yağları emiliyor. Şimdi biri gelir bıçak çeker sokaktan. Yalan yok. Sen bunu söyledikten sonra bende de oldu. O ama travma. O
çak girilmesi falan. Abi korkunç değil mi ya? İnsanlar karanlıktan maranlıktan korkar, bizim korktuğumuz şeyler. Abi. Tabii yaşadığın semt gereği. Abi canım semt gereği hem de ona geçtim. Stada gidiyoruz maça. Yani artık 20 bine bir abone yaklaştı diyoruz. Biri tanıdık çıkar. Ki çıkıyor da. Çıkıyor da adam der hayırdır lan, ne işiniz var burada falan filan. Bir darp eder, bir şey olur. İleride çok ünlü olursanız arkadaşlık ilişkinizde samimiyetiniz değişir mi diye soruyor. Bizim tanışıklığımız liseye dayanıyor. 9. sınıftan beri görüştüğümüz vardı da karşılıklı konuşmuyorduk. Tabii. İlk tanışmamız 12. sınıfta oldu. 3 sene aynı okuldaydık. Nasip son sene oldu yani. Daha öncesinde hatta biz bunlarla hasımdık. Harbiden o hasımlık yalan yok. Yani. Yalan yok. Hoşlanmıyordu. Birbirimizi bir kesiyorduk falan. Üstten süzmeler falan, bakış falan. Bu ilişki bir ünlenme ya da bir tanınma vesilesiyle olan bir şey değil. O yüzden ben ne kadar ileri gitse de bu kardeşimizin benim birbirimize destek olacağımızı, aynı şekilde Efe'an da dahil buna. 6 ay oldu mu? 6-7 ay önce işte Bilal böyle yazdı, dedi böyle böyle bir şey düşünüyorum. Daha kanal 300 ama yani nasıl yaparız, ne ederiz falan. Ya dedim sen ne yaparsan ben yanında destekçin olurum. Şunu yapalım dedim, bunu yapalım. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. 20 bine dayandı. Ne yanındayım? 200 bin olsa da yine yanındayım. Bunun yani YouTube'la alakası yok. YouTube'u biz bıraksak dahi yine arkadaşlığımız, dostluğumuz her daim Allah'ın izniyle devam edecek. O parkta buluştuğumuz günde ilk dışarı videosu yayınlandı. Ben o gün, tamam mı, en az 5-6 kişi o videoyu çekeceğiz diye planlamışım. Daha öncesinde yazmışım bazı kişilere. Saat söylemişiz. Herkes okeylemiş. Buluşma noktasına bir geldik abi. Kim var biliyor musun? Ben varım. Efe'an var. Enes Atalay var. Ve bu adam okuldan geliyor. Karşıda okuyor bu arada. O videoda harbiden benim için ayrı bir anlam teşkil ediyor. Yalan yok. Dışarı videosuydu. Abi çayını doldurayım abi. Kurabiye murabiye yok mu ya? Kurabiye. MacBook. Apple MacBook. Dur ben sana efsane bir soru soracağım abi. Birkaç tane daha böyle soru var. Çoğu maça gidebiliyorsun. Fiyatlar malum. Para nereden geliyor? Ya şimdi şöyle. Bizi dışarıdan, tamam mı, çok şey sanıyorlar. Şöyle örneklendireyim, siz oradan cevabını alacaksınız zaten. İlk stad vlogu çektiğim maç Galatasaray-Konyaspor maçı. Çekilişle 2 tane bilet buldum. Yani kader midir, Allah bize şans mı tanıdı, öyle o video ortaya çıktı. Ondan sonraki maç Gaziantep. Maç öncesinde diyorum ki birine, abi diyorum bana bilet devreder misin? Başka birine yazıyorum, öğrenciyim diyorum, hani param yok diyorum, bilet falan var mı abi, kombinen varmış senin, devreder misin? Bak yemin ediyorum 100-150 kişiye böyle yazıyordum. Ya Allah şükür maç günü falan birisi veriyordu. Bu şekilde gidiyordu. Nasip oluyordu yani. Kader mi Rabbim mi istiyordu bilmiyorum da nasip oluyordu. Aynen yani. Öyle. Yani ne zaman para vererek gitmeye başladık abi? Bizi canlı yayınlardan destekleyenler oldu. Sevenler oldu. Özel desteklemek isteyenler oldu. Sizler demek ki sevdiniz bizi. Biz de o zaman mesela işte gittik, para vererek gittik. Daha güzel yerden daha iyi video çekmek için gittik. Bilete mesela 150 lira vermek bana fazla geliyor. Ben bu yaşta fazla görüyorum yani. Belki siz 150 lira diyeceksiniz, çok değil de olmayınca yok, çok oluyor abi yani. Ekonomi olmayınca, cepte olmayınca çok oluyor. Aynen öyle. Abi şunu da genel olarak bir cevaplayalım. Enes Atalay nereli? Ben nereliyim? Ve kaç yaşındayız? Ben Kırşehirliyim. Öyle sanıldığı gibi değil. Malatyalı değil. Malatyalı değil. Kayısı. Harbi o muhabbet. Malatya nasıl oldu? Formamız yok. Dedim ki Bilal, dedim penaltı çekeceğiz işte. Dedim forma var mı sende? Var. Ne forması? Malatya. Götüyüm. Severiz dedim Malatya'yı. Anadolu takımımız. Giyeriz. Oradan işte millet zannediyor Malatyalı'yım. Kırşehirliyim abi ben. Ben de Bayburtluyum ve 19 yaşındayım şu an. 20'ye gireceğim Ağustos'ta inşallah. Herkes de şey diyor mesela, sen çok büyük görünüyorsun diyor. Yani bizim için aslında. Abimle bir arkadaşın yanına gittik. Abim falan mı dedi abime. Senin yaş var mı dedi 28-29. Yok abi dedim, daha 20 yaşındayım dedi. Daha 20 yaşındayım yani, ortasındayım 20'nin de. Enes Atalay kaç yaşında peki? 20 işte diyorum ya. Hayır. Ben onu biliyorum. 20 abi diyorum ya. Tolga kardeşimiz demiş ki okuyor musunuz? Ben okumuyorum şu an. İnşallah okuyacağım. Yani yazın sınavlara gireceğim. Aslında sınavlara 3 yıldır giriyorum. Üniversitede tutuyor ama gitmiyorum yani. Yalova Üniversitesi vardı mesela. Gitmedim. Bilmiyorum. İstemedim yani. Böyle İstanbul içinde istiyordum falan. Ama o diploma alınacak. Hangi üniversitede okuyacak? Hangi? Abi okumamışsın. Okuyor musun desene abi. Sen okuyor musun kardeşim? Okuyorum kardeşim. Nerede? Hangi bölüm okuyorsun? Abi ben spor bilimleri fakültesi engelliler için egzersiz ve spor bilimleri okuyorum. Sevgilim var mı diye bir soru gelmiş. Bitmek tükenmek bilmeyen uzun bir yol. Benim sevgilim yok ya. Olmasını da istemiyorum açıkçası yani. Yani aşk maş boş işler ya. Dayı ne diyorsun oğlum? Bence yeter ya. Bence. Senin var mı kardeşim? Benim var. Vay romantik boy. 4 yıllık bir ilişkim var benim. Oy Allah nazardan saklasın. Çok yakışıklısın neden? Teşekkürler. Öyle siz görüyorsanız sizin güzel bakışınızdandır vallahi. Bayburt'un nesi meşhur? Kendinizi 3 kelimeyle anlatır mısınız demiş Berke Avaz. Kardeşim 3 kelime mesela işte atıyorum şaşkın bilmem ne, bu tarzda sıfatlarla 3 tane kelimeyle anlatabilir misin kendini? Mütevazi.
şey diyor, yokuşuklu, mütevazi, yani, cömert. Saygılı değilim büyüğünü küçüğünü bilen. Dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama inşallah öyle gözüküyordur. Aşık değilim ya. Yandı. Güzel düştü burada ama. Romantic boy. Ben muzip. Muzip ne lan? Kelime anlamı şu anda bak şurada çıktı böyle. Abi, Türk dil kurumu geniş. Muz yok abi. Üniversite okuyor bir şey. Şindar. Üç de abi saygılı. Saygı benim için her şeydir. Ercüment çözer hastası bir insanım. Saygısızlığa gelemem, kimseye de yapmak istemem. Yanlışlıkla yaparsam da çok özür dilerim, üzülürüm yani. Gamze Yılmaz demiş ki bazı videoların etkileşimi düşük geliyor. Haliyle moralim bozuluyordur. Kendini nasıl motive ediyorsun? Yeni video çekmeye hevesin oluyor mu? Harbiden güzel soru bu arada. Çok teşekkür ederim bunu sorduğun için. Yani gerçekten bazı zamanlarda diyoruz ki yani bu emeğin karşılığı bu muydu diyoruz. En kötü diyoruz işte 10.000 izlensin. Ki 10.000 bile aslında baktığında YouTube mecrasında çok büyük bir rakam değil. Ama bazen o kadar kötü oluyor ki etkileşimi. Boşuna mı yaptık yani bunu diyoruz. Harbiden bazen böyle bayağı bir düştüğümüz oluyor. Ama sonrasında nasıl toparlıyoruz? Ya diyorum ki kardeşim biz daha hala bu yolun başındayız. Birkaç gün üzülüyorsun sonra diyorsun ki ya biz eğlendik mi? Eğlendik. O zaman devam ke. Haribo. Devam ke. Abi doğum günümü kutlar mısınız? Doğum günü kutlu olsun doğum kardeşim. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Her şey gönlünce olsun inşallah. Doğum günü kutlu olsun. Doğum senelerce. Efsane üçlünün burcu. Ama efsanenin ben burcunu ya bilmiyorum bu arada. Bizim yani Enes'le aynı ay arkadaşlar. Aslan. Birbirimize yakın doğum günlerimiz. 9 Ağustos 2002 Aslan burcu. 14 Ağustos 2001 Aslan burcu. Doğum günü hediyeleriniz mi yoksa açıyoruz burada? Düşünse bir anda burada doluyor falan doğum gününde. Olmaz da. Sizin o yüreğiniz yeter ya. Yüreğiniz şu an burada zaten. Bak aa, tamam bak. Aa, orada soru soranlar. Şurada şu anda yeni video izleyen. Şurada like atanlar var bak. Adamsınız. Olsun siz. Abi hepinizle. Efendim? Dolap çalıştı abi işte. Burada difliz var. Difliz aa, aynen. Var. Ama sesi nasıl huzur verici ha. Bazen gece duyuyorum onu. Mükemmel geliyor. Harbiyeeen diye bir ses veriyor böyle. Güzel. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani bize biraz daha olsun tanımış oldunuz. Biraz daha aslında samimiyetimiz arttı sizle. Artık öyle izleyici biz seviyesinde değiliz. Arkadaş olduk. Kardeş dost olduk yani. Aa, inşallah beğenmişsinizdir. Sıkmamışızdır sizi. Videoyu beğenmişseniz de yapmanız gerekeni zaten biliyorsunuz. Sen yapmışsındır kanka yani. Like'ını atmışsın. Abone olmuşsundur. Dediğim gibi buraya kadar bize tahammül ettiğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet abi. Allah'a emanet. Bay bay. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.